Şimdi kışlatma şey yapıyoruz. Yaklaşık 40 tane aramız var burada. Şimdi her aracı baştan başladığı zaman diğer aracılardan bir şeyler sorup öğrenmeye çalışır. Ama aracılıkta esas temel bence şudur. Peteğin başına geldiğin zaman, peteği açtığın zaman, baktığın zaman peteğin genel durumu, geçmiş durumu, ana arısının durumu, yumurtasının durumu, balının durumunu değerlendirip orada peteğin başında bir karar vermek gerekiyor. Aracı olarak bir şey yapmak lazım, bir sonuca varmak lazım. Bu aranın gelecekte neye ihtiyacı var, kışın neye ihtiyacı var, baharda neye ihtiyacı var, nasıl olacak? Bu şekilde arıya uygulama yapmak lazım. Balı eksikse bal takviyesi, şekeri yani takoz kışın genelde kışa girerken herkesin kendi uygulamaları farklıdır. Her aracı kendine özel uygulama yapar. Ben kışa girerken genelde şerbet açıyorum. Yani bal şerbeti yapıyorum. Bunu ucuz bal alıp bu ucuz bal şerbetiyle bu arıyı kışın bal stoğunu güçlendirmeye çalışıyorum. Şeker, takos şeker vermeye Bu çalışıyorum. kışlatma daha çok böldüğümüz ve kolonisi zayıf olan arılar için yapıyoruz, değil mi? Genel olarak hepsi için yapıyorum. Hepsi için Hepsi yapıyorsun için ama yapıyorum. Şimdi altta şöyle, full balı olanlar için pek fazla. altta full bal olanlar için de fazla ballarını alıyoruz. Arıyı sıkıştırıp sağdan soldan sıfır koyarak arıyı sıcaklığını daha sağlıklı bir şekilde sağlayabilmesini sağlıyoruz. Şöyle. Sıtaforumuz bu. Yani henüz şu anda daha sonbahar bakımındayız. Kışa girmedik. Yani bundan sonra bir iki bakım daha yapacağız. Bu sadece bu yapmış olduğumuz bakım sonbahar bakımı, sonbahar takviye. İyi bir mevcutla girme bakımı. Yani iyi bir kışa iyi hazırlanmamız. Varovasız, Varovasız. yavaşsız Şimdi iyi. koloniyi açacağız. Ben bu koloninin özelliklerini biliyorum. O zaman şöyle kalemim yoktu, yazamamıştım. Ben her koloninin detayını, geçmişini yazıyorum genelde. Bu kolonin evet. Bu kolonin benim bu sene ana arısını değiştirdim. Bunun ana arısı 2021 yılına ait bir ana arıydı. 2023 yılında bal sezonundan sonra yaklaşık bir ay önce değiştirdim. Maçahel'den saf Kafkas ana arısı aldım. Kırmızı boyalı. İlk çektiğimiz Evet. videodaki Daha önce bu petek bu videoya konu olmuştu. konu olmuştu, Evet. tamam. Önceki videodaki Evet. Saf Kafkas Maçal'den aldığımız arı bir ay önce. Şimdi bunu güçlü bir arıydı. Meme bağlamıştı. 3-4 gün memesini bekledik. 3-4 gün sonra memesini kestik. Ana arıyı öyle verdik. Kabul ettirdik. Yani kabul ettirdiğimiz düşünüyoruz. Uzun bir sürede arılığa gelip bakmamıştım. Şimdi açıp koloninin son durumuna bakacağız. Sıkıştırma yapılması gerekiyor mu? Fazla çerçevesi var mı? Durumu nedir? Ona bakacağız. Oh. Şimdi başta bir arıyı böyle açarken bu şekilde bir tabloyla karşılaştığın zaman hani çok da arıdan şey yapmamak gerekiyor, korkmamak gerekiyor. Çünkü arı kendini gösteriyor, kendi gücünü, kendi durumunu gösteriyor. Yani vermiş olduğumuz kek Varova kekini yemiş, beslenmemizi almış, ana arıyı kabul etmiş. Ben bunu daha önce kontrolünü yapmıştım. Ben bu sene bir test yapıyorum. Birden fazla 3-4 marka kek alıyorum farklı yerlerden, fondan şekeri ve kek alıyorum. Bu keklerden arının hangisini daha çok daha hızlı tükettiğini test ediyorum. Belli bir kanıya vardım. Bundan sonraki süreçlerde sadece o markayı kullanacağım. Peki geçen bir konferansta konuşmacı profesör, biyolog şey demişti. Kek yanlış besleme demişti. Yani arı kekle beslediğin zaman suya ihtiyaç duyuyor. Suya gittiği zaman Arı geri dönemiyor. Kek beslemesinin öyle bir yönü olduğunu söylemişti. Şöyle, arı her zaman suya ihtiyaç duyar. Hava sıcaklığı 15-20 derecenin üstüne çıktığı zaman her zaman arı insan gibidir. Her zaman su içer. Arı mevcuttaki larvalarını suyla besler, yumurtalarını suyla besler, sıcaklıklarda hararetini giderebilmek için su. Arının yani sen kek verdin veyahut da sen işte akide şekeri verdin veyahut da sen arıya bal şerbeti verdin. Ballı açtın, şerbet yapıp verdin. Arıya bir besleme yaptın. Ya bu arı bir şeye ihtiyaç duydu. Hayır. Öyle bir şey yani arı her zaman suya gidiyor. Siz bunu besleseniz de suya gidiyor, beslemeseniz. Yani şöyle siz şimdi 12. ayda, 1. ayda açarsınız, kek verirsiniz. Arı kışın salkıma girmiş olur. Taze bir besin verirsiniz. O zaman belki dışarı suya çıkma ihtiyacı duyabilir. Profesör öyle o şekilde söylemiş olabilir. Ama bu dönemlerde zaten hava şu anda 28 derece. Biz henüz daha kışa girmedik. Sonbahardayız. Yani sonbaharı bile daha doğru düzgün yaşamış değiliz. Şu dönemde arıya verilecek ekstra kek vesaire hiçbir şekilde ben bu arının yani suya gidip ölmesine sebep olmayacaktır. Şu andaki durum onu göstermiyor. Şu anda çünkü kış dışarıda, ve soğuk havalar için evet, demiştir muhtemelen. Evet. Dışarıda şu anda ekolojik olarak bir akım var. Hala dışarıdan çiçeğimiz, balımız var, geliyor.
Şimdi ben bu ara güçlü bir arıydı. Bu ara videoya konu olmuştu. Ben bu aranın ana arasını beğenmemiştim ama normalde başka bir aracı gelip baksa bu aranın ana arası iyidir deyip bu seneye değiştirmeyebilir demiştim. Konuşmuştuk o dönemlerde bunu. Çünkü ben ana arının kayıtlarını tuttuğum için, geçmiş kayıtlarını tuttuğum için ana arının durumunu bilerek bu arayı 2023 olarak değiştirdim. Şimdi ana arının durumuna bakacağız. Bu arada çok sıkıştırma yapacak bir durumumuz yok. Zaten arı 8-9 çerçevelik bir arı. Henüz tam kışa da girmediğimiz için bu arının sıkıştırma veyahut da ek besleme işlemlerini yaklaşık bir 10-15 gün sonra yapmayı düşünüyorum. Şimdi genel bir kontrol yapıp ek bir besleme yapacağız, o kadar. Bu eski anadan kalma arı. Yumurta değil, larva. Bu kısım eski anadan kalmıştı. Ben bunu daha önce görmüştüm, bu çerçeveyi bu şekilde. Eğer ana arasını görebilirsek şimdi ana arasını da göstereceğim. Ana arayı kabul etmiş koloni, güzel, beğenmiş. Balı çok fazla var. Bal vermek gerekmez koloniye. Ama hani yumurta atabilmesi için ek bir varova keki verilebilir. Evet. Şimdi gözeneklerde yumurtaların olduğu yerlerde boşluklar olabiliyor. Bu da çünkü şu dönemde ana arı bal stoğu çok fazla olduğu için bu aranın boş bulduğu yere genelde yumurta atmaya çalıştığı için boşluklar. Sonbahardaki yumurta düzeni değişiyor. Sonbahardaki yumurta düzenleri ana arı gençse yani olabiliyor bu şekilde. Şimdi arı hani burada balı tükettiğinde ana arı hemen buraya yumurta atmaya çalışıyor. O yüzden bu aralarda böyle boşluklar olabiliyor. Normalde boşluk olmaması lazım. Kitap gibi olması lazım. Ama bu bizim için sonbaharda sorun değil. Bu tabloyla baharda karşılaşmamak gerekiyor. Baharda daha full, daha canlı, daha dolu dolu bir yumurta şeyiyle karşılaşmak gerekiyor. Şimdi ana arıyı görmek istiyorum. Arı çok kalabalık. Görebilecek miyim bilmiyorum. Ana arı her tarafa larva düşemiş, yumurta düşemiş her tarafa. Boş bulduğu her yere yumurta. Yani yapıyor. Şu düzensiz yumurta diyemeyiz. Hayır. Genç arı zaten bu biliyoruz. Düzensiz bir yumurta değil. Bu ana arının boş bulduğu yere yumurta atması demektir. Belki ana arı buraya yumurta atarken işçi arı da buraya göz balı koyabiliyor bazen. Ya bu normal. Ya şimdi bu arı çok fazla da kurcalamak istemiyorum. Çok sıkışık, çok kalabalık bir arı. Anası da yeni. Anayı kesebilir, strese girebilir diye endişe ediyorum. Ama hani bu videolarımızda konu olan bir arı olduğu için, geçmişini bildiğimiz için istiyorum ki ana arıyı da görelim tabii. Ben yaz ayında bu arının alttaki ızgarasını çektiğim için propolis de alta yapıştırmış. Çok aşırı bir şekilde günlük yumurta var. Petekte. Evet. Evet. Anayı 2023 yılı Maçahel Saf Kafkas ana arımız yumurta atmaya devam ediyor. Aralıksız yumurta atmaya devam ediyor. Ve çok iyi bir yavrusu var. Çok iyi bir yumurta. Arının bu araya girmesini istemiyorum. Çünkü ben bu şekilde bunu indirirken aşağıya ezilebiliyor altta. Artık daha fazla ellemiyorum. Şimdi ne yapmam gerekiyor benim bu koloniye? Sıkıştırma yapamayacağım. Ek herhangi bir şekilde çerçeve çıkartamayacağım. Bu koloni 2021'in ana arısıydı. Ben 2023 ana arısıyla değiştirdim. Mevcudu çok güzel. Benim bu koloninin önümüzdeki sezonda çok büyük bir başarı elde ediyor olmam lazım. Büyük bir performans elde ediyor olmam lazım. Evet. Bunu hatta şöyle yapalım. Bu bizim YouTube kanalımız olsun. Bunu bir daha kışlatırken de kıştan çıkış videosunu da çekeriz. Evet, hem kıştan çıkış videosunu çekeceğiz bunun. Bu bizim YouTube kovanımız olacak. Bir sonraki şeyde bundan bir sonraki sezonda kışlatmadan sonra baharı da çekeceğiz. Tamamen bu YouTube kovanı olacak. Baharı da buna videosunu çekeceğiz. Baharı da bununla elde etmiş olduğumuz balı da YouTube'daki takipçilerimize çekilişte sunacağız.
Bu üçüncü katı bekliyorum Haziran ayında. Yani evet. Abarttın mı yoksa? Abartmadım. Şimdi yani 7-8 çerçevelik bir nüfusa sahip olan bir koloni. Bu kolonide ana arı genç, yavrular genç, larvalar genç. Hepsi, yani her şey mükemmel gidiyor şu anda. Haziran'ın 10'unda 15'inde muhtemelendir üçüncü katı atarız. Çünkü iyi bir başarı elde etmesini bekliyoruz yani. Yani bu da neden kaynaklanıyor? Şimdi bizim bu koloninin ana arısının 2021 yılına ait olduğunu anlayabiliyoruz. Yani takvimde, geçmişinde yazıyoruz yani. Burada hepsini yazmışız. Yazdığımız için bu şekilde bakabiliyoruz. Boyalı ana arı olduğu zaman daha rahat olabiliyor. Yine bakabiliyorsunuz. Baktık, anladık. Şimdi biz bu ana arıyı değiştirmeseydik, o zaman da YouTube'da görüşmüştük. Ne olacaktı biz bu ana arıyı değiştirmiş olmasaydık o dönemde? Mart'ta bu ana arı bizi muhtemeldir ki... Şimdi burada şey diyebiliriz, yani ana arı değişmenin ne kadar önemli olduğunu kışa girerken çok önemli. Yani bunu genelde bölge arıcılar yapmıyorlar. Ama ben 2-3 yıldır başarıyı bu şekilde elde ediyorum. Arıların geçmiş çeteresini sürekli tutuyorum, canlı tutuyorum, dinamik tutuyorum. Ve bu benim yeni anayla çalışmam, yeni dönemde çalışmam. Babaannen çağırıyor. Tamam. Ben canlı ve güncel anaarılara çalıştığım için, genç anaarılara çalıştırdığım için dönem işlerinde başarı elde etmem daha iyi oluyor demiş. Bu arıyı işaretliyoruz. YouTube kovanı yazıyoruz buna şimdi. Kışlatma için de sıkıştırma videosu da. YouTube kovanı yazdım bu arıya. Kışlatma yapacağız. Baharda tekrar karşılaşacağız. Hey! Tamam. Bu balı da fazladır ama ben kek vereyim. Bu arılar çok hoşuma gidiyor benim yaşamadım. Aynen, güzel kovan. Bu kovan insanı motive ediyor. Benim her kovanım insanı motive ediyor da. Bu da maçalıdır ha.